Herkese tekrardan merhaba. Ebru ile Nefes Alan Mekanlar programında yine beraberiz. Kaldığımız yerden Burcu ile devam ediyoruz. Evet. Biz daha böyle bir giriş yapıp ortalara gelişme kısmına gelemeden program bitiyor. Ama hani bunun tamamını işte 2 ya da 3 ne olacaksa artık böyle gidişatında bir bütün gibi izleyebilirsiniz. Hı hı. Şeye en son sen soruyordun. Ben Feng Shui'yi anlatmaya başladım. 6000 yıl öncesine gittik Çin Hanedanı. Evet. Göçler, kavimler göç falan derken biraz tarihe girmiş olduk ama oradan şeye ben bağlayacaktım şimdi. Yakın zamanı. Evet, yani çi enerjisini biz mekanlarımıza aldığımız zaman orada yapmaya çalıştığımız şey aslında doğadaki o kendi halindeki akışın, dengenin, ahengin mekanlarımızda da en dengeli şekilde var olmasını bu Feng Shui'nin bize sunduğu yol haritasıyla aslında sağlayabilmekten bahsediyoruz. Orada da işte 5 elementin bir döngüsü var, yapıcı döngüsü var. O döngüde 5 element ne olduğunu. Evet, onlar işte. Biraz hafif teknik bilgi vereyim ki Burcu'nun sorusuyla da tamamlayabileyim. Evet, sakin, kolay olsun. Çünkü doğada bulunan 5 elementten ateşle başlayayım. Ateş toprağı doğuruyor. Toprak metali doğuruyor. Metal eriyip işte sıvılaştığında, akışkanlaştığında suyu oluşturuyor. Su ağacı besliyor. Ağaç da tekrardan ateşi besleyerekten büyütüyor. Bu yapıcı bir döngüsü var. Elementler arasında bir de yıkıcı bir döngü oluyor ki hani evrende yani doğadaki şeyde bu yıkıcı döngü aslında o yaşam ateşini, yaşam enerjisini dağıtan, dengeyi bozan, aşağı çeken ya da çok fazla arttırıp daha başka şeylere sebep oluyor. Hmm. Orada da mesela su ateşi söndürür, ateş metali eritir, işte metal ağacı keser, ağaç toprağı tutar, toprak suyu bulandırır. Yani hani bir 5 köşeli yıldız oluşuyor. Diğeri daha yapıcı ve ahengi sağlarken bu böyle elemente savaş açmamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Daha yapıcı yaklaşmaya çalışıyoruz. Çıkan haritada da evin merkezi ya da mekanın, ofisin neresi çalışılıyorsa merkezi bulunduktan sonra 8 yöne böldüğümüzde her biri binada yaşamın başladığı yılı hesapladığımız, yani daha doğrusu kullanarak hesapladığımız ve ön cephesinin baktığı 8 yön, ana ve ara yönlerden 8 yönden hangisine bakıyorsa ona göre hesapladığımız bir şeyimiz var. Uçan yıldızlar teorimiz var. Ona göre Feng Shui'de. Ben bir harita çıkarıyorum. 8 dilime bölüyorum. O 8 dilimin karşılığı elementler oluyor. Ve elementlere göre orayı dengeleyecek olan iyileştirme adımlarını, oradaki dengelemeyi, işte daha olumlu enerjiyi arttırırken olumsuz bir enerji varsa işte hastalık olsun, engel, kaza enerjisi olsun. Yani bunların hepsi hayatın parçası, yok diyemeyiz. Onları da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Böylece ahenkli bir yaşam alanı sunuyoruz. Peki. Ve Burcu'nun sorularına sıra geliyor. Şimdi bu hani element bilgisini hani hem yapılan o tahlillerden diyeyim, Feng Shui şeyinden biliyorum. Hem kendi katıldığım bazı çalışmalardan bildiğimden dolayı şöyle bir soru sordum Ebru'ya geçen günlerde. Dedim ki yani acaba her ayın bir elementi var mı? Ocak, Şubat, Mart, evet. Nisan hani diye devam ederken. Bence var bu arada. Hani onu aslında biraz bilerek sordum ama cevap nasıl olacak? Hangisi ne gibi sordum. Bir de hani mevsimlerin tabii elementleri var yanılmıyorsam. Bir de onların geçişlerinin aslında element oluyor. Şimdi bunların da tabii açıklamaları var neden öyle olup olmadığına dair. Hani o yüzden bir örnek üzerinden ya da bir ufak böyle hızlı bir tık 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 böyle bir anlatıp sonra işte, orada insanlara nasıl yararlı olabiliriz bu anlamda? 4 mevsim var. Yani bizim ülkemizde bulunduğu konum itibariyle 4 mevsimi de yaşıyoruz. Güzel. Biliyoruz yani yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı geçişleri hissediyoruz. İşte daha hassas titreşimlerde ya da yaptığımız ruhsal çalışmalarla biraz daha kendi beden ve ruhsal titreşimimiz hassaslaştığında o geçişleri daha yoğun hissediyoruz. Ayrıştırabiliyoruz daha doğrusu işte. İyi, olumlu, olumsuz, beni büyütür mü, bana hizmet eder mi, etmez mi? Dolayısıyla hani bir döngünün içerisindeyiz zaten. Yani sabah uyanışımızla tekrar yatağa yatıp uyuduğumuz her gün bir döngü. Yani evet. Bir saat bile yani oturduğun yerden sadece saati izlediğin zaman bile bakıyorsun yer kovan bir tur atıyor. İşte akrep kendince bir dilim daha tık atıyor. Saniye varsa saatte saniyenin sürekli işte döndüğünü görüyorsun.
durmayan bir akış var, yani bir döngü var ve hiçbiri bir öncekinin aynısı olmuyor. Yani dün saat 12, bugün saat 12 ile aynı değil. Değil. Ama sonuçta insanoğlu olarak bir hani bilimsel olarak ölçme ihtiyacı duymuşuz bu döngüleri ve zaman demişiz buna aslında. İşte mevsimler de aynı şekilde. Mevsimler de öyle. Fakat yani bizim anladığımız zamanla döngünün zamanı aynı değil. O farklı değil. Bir şey. Yani mesela bir durum. Şeyde de ya paganların aldığı, işte şamanların aldığı, daha böyle doğayla hala iletişimini ve etkileşimini aktif tutan, doğayı izleyen yaşam biçimi olan kültürlerde diyeyim, daha yerli halk olabilir ya da işte şehirlerde yaşamayan, kabile halinde yaşayanlar olsun. Yani toprağa doğayla ilişki duyan, birebir yani. Evet, rüzgarı hisseden, işte ateşi gerçekten anlayarak yakan, suyu dinleyen, suyun akışına bakan, yani o su aktığında da aynı su akmıyor orada. Yani doğada müthiş bir sürekli değişim. Evet, sürekli bir değişim var ve akış şey, var. Aynen. Yani kendisi. O yüzden hani böyle geçmişe takılıp keşke o günler, ah o günler falan diyoruz ya, zaten yani ondan daha kötüsü de olamaz olsa, daha yani iyisi de olsa o bir daha zaten olmayacak. Yani yaşarken şu an söylediklerimizin hepsi hop geride kalıyor, andayız. Hop geride kalıyor, andayız ana yani. Oluyor onlar. Ana oluyor. Geçmiş. Biz de şuradayız. Yani o farkındalık denilen şey o. Yani onu söylediğin an böyle hep gidiyor yani. Sen dursan da. Şimdi döngü şeyine bahsedelim. Yine evet, soru uzatmadan. Gidecek şeye. Başka mevsim programa. Lerin, evet, hepsinin elementler tarafından temsil edilişinden bahsedebiliyoruz. İşte su elementi kış dönemini temsil eder, kış mevsimini temsil eder. Çünkü su yin enerjinin en artık şey olduğu, yani yin enerjidir ve karanlıktır. Yani su elementinin soğuktur. Duyguları da, işte, şeyleri de, hisleri de soğuk, karanlık, duygu olarak daha böyle korku, endişe ve kapanmadır. Yani. İşte kış nedir? Kışa geçerken yapılanlar ritüelik olsun, işte şaman ritüeli olsun, yerlilerin çalıştığı doğayla çalışmaları olsun. Hep bir artık toprağın nadasa geçmesi, üstünün karlarla örtülmesi, hayvanların bütün bir yaz boyunca bir yiyecekleriyle kendilerini artık toprak altına ya da yuva dedikleri yerlere kapamaları, İnsanların da dışarıya daha az çıkması. Çünkü hani doğada yaşadığında yollar karla kaplanıyor. Sen artık neyi hasat ettiysen, evine rezerv ettiğin kadarıyla o kışı geçireceksin. Evet. Sonradan işte karların altından çiçekler, karların erimesi, rengarenk doğanın işte uyanışı. Bir bahara ekinoks geçiş. Aynen, bir ekinoks dönemi var. Eşitlenme hali. Ondan tabii, sonra tekrardan aydınlanma. Bir uyanış. O da işte ağaç elementi. Ağaç elementi de yeşil renktir. Su elementi, onu söylemeyi unuttum. Mavi ve siyah. Yani işte o karanlığın artık en yoğun olduğu zaman siyah oradan şeye geliyor geçeriz. Yani. Siyah. Çünkü evet, mavi ve ya yani o yin yangın da, o yin yangın da beyazı yukarı bakıp siyahı aşağı bakarken siyah artık en yoğun karanlıktır. İşte 21 Aralık onun en alt ucudur ve oradan evet, aydınlığa geçersin. 21 Aralık'ın bir sonrası yin yang'da da aydınlık, beyaza geçtiğin yerdir ve beyaz gittikçe büyümeye başlar. Şeyi odur. Oradan ağaç elementi, işte o da yeşilli temsil eder. Evet. Ateş elementine geçeriz. Ateş elementi yaz, işte onun daha coşkulu, işte o yaşam ateşinin daha yoğun olduğu, neşenin, herkesin sokaklara coşku çıktığı, yani doğayı yükselişi izlediğinde yani de evet, herkes artık o yuvadan çıkar, insanlar daha renkli giyinmeye başlar aslında, yani biraz doğa renklenir. Evet. Yeşilin her tonunu da artık hani yemyeşile bırakır. Güneş en tepede. Ve evet, çiçeklerden sonra meyveler çıkmaya başlar. Güneş en tepede, günler çok uzun, aydınlık. Ve oradan Ağustos gibi artık toprak elementine geçeriz. Çünkü hasat. Ağustos'un ikinci yarısı olarak dediğim, yani benim kendi gözlemlerim ve yorumlarımda evet, hayatı yaşama şekli olarak da Ağustos'un artık ikinci haftası bittiğinden itibaren sonbahara doğru bir geçiş olduğunu ben hissederim. Hava sıcaktır yine ama aynı sıcak değildir. Temmuz'un yok, değil, sıcağı değildir. Derece aynı olsa değildir bile o farklı. Çünkü bir çünkü ekinoksa yani yaklaşıyoruz artık. Evet. Yani Eylül ekinoksuna yaklaşıyoruz. Eylül ekinoksundan sonra da zaten o eşitlenmeden sonra artık karanlığa doğru artma başlar. Çünkü siyahla beyaz eşittir. Bir adım sonrası aşağı doğru karanlığın Eylül bir tane daha, yani bir tık daha fazla olmasıdır. Siyahın beyazdan alan olarak daha fazla yer kaplamasıdır ve sonra o gittikçe artar.
Sonbahara gelir. Toprak elementi dedim işte. Sonbahar toprak elementi. Oradan toprakla su elementi arasında da metal elementi var. O şey sonbaharın işte hangisinde o geçiş metal sonrası. Metal nerede anlamadım. Sonbaharın yani o mevsim geçişinden sonra kış öncesi. Bu şey hangi dönemi. Hangi tekabül ediyor? Ay olarak işte bu şeyin ortası kışa gelmeden önce Ekim. Çünkü 7 Kasım'la itibaren kış başlar, su elementine geçeriz. 7 Kasım'la Ağustos'un arasındaki zaman. Metal element. Yani Eylül-Ekim, Eylül'ün sonrası Ekim kendisi metal elementi. İşte metal biraz daha hüzündür duygusu. Yani metal elementi yani dengesini kaybettiğinde hüzündür. Sadece işte, hüzün mü yoksa orada yine bir içine dönme olayı var mı yok o onda? O şeyin içe dönme, o iç huzurun farkına varma mevsim geçişindeki toprak dönemi zaten. İşte hani o dinginleşme. Sıcak. Hasat ettin, toprak boş kaldı. Yani bütün işte başakları, her neyi ektinse onları artık topladığın zaman hani toprak bir boş kalır ya bir şey ekmeden önce. Bir dinlenin. Toprağı havalandırın olayı. O. Yani orada toprağı hissetmek. İşte mesela toprak elementinde yani denge bozulduğu zaman yani bunu biraz daha insan vücuduna bedene şey ettiğimizde vurduğumuzda diyelim yani ya da sembolize ettiğimiz zaman her bir elementi insan bedeninde de hem organları var hem dengesi bozulduğunda nasıl besleneceğimizi söyleyen trikleri var. Hani beslenme konusu başka bir zaman ama evet, şöyle ben de o konuda çok iyi değilim bence. Yani hani o elementlerin yapıcı ve yıkıcı döngüsü dedim ya yani mesela işte suyun ateşi söndürmesi gibi ateş elementi kalbi mesela şey yapıyor, temsil ediyor. Kalple ilgili bir sorun olduğu zaman su elementi acaba buraya bir saldırıda bulundu da onu mu söndürdü, bir denge bozuldu. Suyun temsil ettiği böbrek, kalp rahatsızlığın varsa bir böbreklerine bakalım diyebilirsin. Çok fazla suyla ateşi mi söndürdük de bu kalpte bir sıkıntı oluştu mesela. Geleneksel Çin tıbbı bu şekilde bütün hastalıkların teşhisini koyup bir tedavi öneriyor zaten. Beslenmede de mesela diyelim toprak, daha toprak altında yetişen ya da toprakla teması olan sebzelere baktığımızda zaten hani o dönemin sonbaharın sebzelerinden yer elması, balkaba, işte ne bileyim zencefil, havuç, turp, pancar, daha kök gövde, patates. Yani bu, ama bunları da çok fazla tükettiğin zaman ne oluyor bu sefer? Aşırı bir toprak elementiyle ya metale zarar veriyorsun ya işte ateş elementi yani şeyini çekiyorsun. Zarar vermek demek ne demek yani? Dengeyi bozmak. Var, hani, dengeyi bozmak. Ya mesela şöyle diyeyim. Duygu durumunun bozulması, ruhsal dengeni daha kaybetmek. Toprak elementi haddinden fazla arttığında dengelenmemiş olduğunu yani artı noktada toprak element var diyelim. Yediklerinle olsun, bulunduğun mekanla olsun, renklerle olsun. Bu ne yapabilir? Toprak yıkıcı döngüde suyu bulandırıyor ya, su elementini dengesini bozar. Ve hani su elementi bizim şeyimizse, işte böbreklerimizse, böbreklerde bir sorun olabilir. O zaman biraz daha suyu arttırabiliriz. Ya da metali arttırabiliriz. Metali arttırdığımızda o toprağı duygu aşağı çekecek. Duygu durumu hüzün ediyorum. Ağırlıklı, daha depresyona yönelik, daha karanlık ve derin duygulara şey edip, o iç huzurun bozulduğu, hızlı endişeye kapılıp panik olunduğu, daha bir korku temalı durumlara yani hep böyle olumsuza yönelme hali ve bir hüzün hali. Yani hani hüzün de aslında bazen ihtiyacımız vardır ama hüzne. Ya tamam ama o da işin dengesidir yani zaten hani o ne duygu olmayacak diye bağlı, bir şey değil. Tabii yani bağlı. O gelen duyguya zaten hani mevsim gibi düşün yani o soğuk her zaman o soğukta devam etmiyor. Kış bitiyor, o çiçek açacak yani. Bir ağaç yapraklarını döktü diye bir daha hiç çiçek açmayacak ya da bir daha hiç yapraklı bir görüntüsü olmayacak diye bir şey yok yani. O kışı geçirecek, en şey şekilde, en özüne kendi enerjisini verecek. Hiçbir yaprak çıkarayım, onu dökeyim vesaire. Enerjiyi topladı, baktı ki uyanış var, doğa uyanıyor. Oradan tomurcuklarını veriyor, çiçeklerini açıyor, meyvesini veriyor. Yapraklar tekrar coşuyor, yemyeşil bir hal alıyor. Aa diyor, şimdi artık tamam bitti sonbahar, yapraklarımı dökeyim. Yani bunu zaten izlemek çok keyifli. Yani şehrin içinde de bunu izleyebilirsin. Yani yapraklar Ağustos'ta aslında uçuşmaya başlar. Aa yaz bitti dersin. Evet bitti. Ağustos'ta yaz bitiyor aslında. Yani bizim bildiğimiz Haziran, Temmuz, Ağustos bilgisi değil. Doğanın döngüsünde Ağustos artık
yavaş yavaş böyle ekinoksa yaklaştığımız için sonbahara yaklaştığımız yani o geçiş. Sarardı, turunculaştı, kahverengilerin arttı. Yani evet. O hafif dökülmeler Ağustos'ta kendini gösteriyor zaten. Gösteriyor evet. Aa, yaz da bitti deriz yaz da ya bitti. Daha ne yaptık? Daha dün Temmuz'du. Yeterince denize giremedik falan. Ha, evet. Ama işte hani bunların hepsi dengeyle alakalı ve o duygu da yani geldi o duygu. Evet hüzün var, korku var. Tamam o duygunu fark et. Bu anda var. Biraz sonra akıp gidecek yani akıp gitmesine izin ver. Ona tutunma. Hı. O duyguya sen tutundukça o duygu seni ele geçirmeye başlıyor. Çünkü burada iyi ya bana yer varmış bir güzel büyüyeyim, burada genişleyeyim, oturayım. Korku olarak burada durayım ya da hüzün olarak şurasına bir çökeyim mesela. Oh hani göğsüme oturdu. Evet oturur yani o bir ağırlık ama tamam oldu. Peki hani ne oldu? Bu his nereden geldi? Hangi düşüncemle ben bu duyguyu yarattım? Ona bakmak lazım. Yani ortada bir olay yokken de bazen bir hisse kapılırız ya. Evet. Budur. Mekanla bunu bağlayacağımız zaman hani bir Feng Shui haritası çıkarmadan bu bilgiye sahip değilken ya da herhangi bir uzmandan böyle bir destek alınmamışsa yani zaten onu bilmek çok zordur. Ama şöyle bir baktığında hissiyat. Çok fazla bir kırmızının yoğun olduğu yerde zaten bir burada ateş elementi yüksek denir. Yani hatta şöyle kırmızı halı, kırmızı perde, kırmızı koltukların olduğu bir mekan hayal ettiğimizde gerçekten orada evin hangi yönü olursa olsun çok fazla bir ateş elementi söz konusu. O zaman bu kişi ne yapabilir? Biraz daha toprakla bunu azaltabilir. Daha toprak tonlarıyla üzerine bejlerle şeylerle. Demek yani mesela bitki koymak anlamına geliyor mu gelmiyor mu? Yani bazen başka şeyler söyleyebiliyorsun. Topraklı şimdi şey. Evet suda bitki ile topraklı bitki arasında fark var. Çünkü ateşi su ve ağaç desteklerken toprak aşağı yani daha doğrusu biraz daha onun aşağı çekilmesini sağlıyor ya da sebep oluyor. O yüzden topraklı bitki koymak yerine hani bir çakıl taşı işte ne bileyim doğal taş mermer. Yani biraz daha onu hani soğutmak, böyle daha dinginleştirmek çok böyle bir coşku var. Yani yaşantımızda da mesela 3 gün üst üste sabaha kadar eğlencenin olduğu bir yerde bünye bir yerde şey yapar kendini. Yani sırf yorgunluk da değil. Organların da her birinin bir çalışma saati var. En şeyde işte karaciğer enzimlerini salgıladığı saatte sen karaciğeri artık yorma ki bir kendi haline bırak ki o bir rahatlasın. Çok fazla şey olduğu zaman, ateş elementi olduğu zaman işte gözlerde de şey olur hani bir sıkıntı olabilir. Yani bir şeylerin dengesi zaten bozuluyor ama hani biz bunu bilmeyince düşünmüyoruz. Şimdi bu çok şekilde bakınca ateşin çıkıyor olabilir bile yani. Tabii ateş yani ateş de yükselir. Ateşin yükselmesi işte hani biraz daha hani öfke aslında ruhun öfkesi. Öfkeye baktığın zaman öfke ağaç elementinin duygusu. Öfkenin artması ağaç elementinde bir dengesizlik var. Niye? Çok fazla ateş ağacı aşağı çekmiş. Çekmiş. Ağaç zayıflamış. Ağaç zayıflayınca olumsuz olan o duygu, öfke ortaya çıkmış. Denge bozulmuş. Ya, bu bence yani biraz akıl karıştırıyor olabilir. Akıl karıştırıyor yani öğrenirken de ama bunu biraz daha böyle şey ettikçe, konuştukça, düşündükçe, yorumladıkça, adım adım baktıkça yani bu söylediklerim tabii şu an çok havada ve şey olacak hani gerçekten hani kafam karıştı olacak ama adım adım gittikçe aslında güzel tiyolar veriyor. Mesela ben işte Çin astrolojisi de bakıyorum. Orada da kişilerin kendi elementlerine göre beslenmeleriyle ilgili işte bu tip bilgileri öyle, de veriyorum. Evet. Bu girişi biz yaptık. Bu bölümümüzde buradan evet bu elementleri mekanlara bağlayaraktan aynı hız devam edeceğiz. Kaldığımız yerden haftaya siz bizi izleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.